Herkese bir burada sıra bugün yapıyor. Bir videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok efsane olan, harbiden çok efsane olan bir serimiz olan Filan Tutmaz Bayı'yla karşınızda. Bu seri biliyorsunuz ki her seferinde biraz daha değişik tuzaklar hazırlıyorum. Bu sefer çok değişik tuzaklar hazırladım. Mesela hep çukur mukur yapıyordum. Biraz da bir önceki bölümde öyle bir hafiften bayır yapmışım. Fakat bu sefer böyle biraz daha taş ağırlıklı yaptım. Yollara taş koydum, böyle bayağı taş koydum. Bayağı böyle bayağı taş koydum. Şurada ufaktan zıplama yerleri var ama çukurluklar da var yani. Aralarda belli olmuyor ama hatta dur bakayım. Belli oluyor mu? Yani fazla olmuyor. Şuralarda daha bak. Burada hafiften hafiften çukurlar var. Güzel oluyor diye düşünüyorum. Neyse, olayı bilmem için ufaktan anlatayım. Oradaki çukurlukları burada gördüysem 10 tane arabayı hızlı bir şekilde götüreceğiz. Ve geçmeye çalışacağız. En uzağa giden arabayı ufak bir sürpriz yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. Burada arabayı alacağız. Gaza basacağız ta buraya kadar. Burada artık gazı bırakıyoruz. Sadece sağ ve sol yaparaktan götürüyoruz. Ha, bunu niye anlatıyorum her seferinde? Yeni gelen arkadaşlarımsın yani. Sen yeni gelen dostum. Kanala abone değilse abone olarak destekleyebilirsin. Hemen like atıp yorum yaparsan da sevinirim diyorum. Ve ilk olarak neydi lan, Mitsubishi ile başlıyorum. Hadi bakayım, yürü bakayım köftelerin efendisi. Arabanın sesi güzel, severim. Bu arabayı gerçekten seviyorum. Yani ne bileyim, hoşuma gidiyor. İçi de güzel olsa iyiydi. Dışı böyle garip, hani sade aga, anladın mı? Sade mi? Sadeliği sevenler için. Hadi bakayım. Yüzde falan geldi, güzel. Yüz iyidir, iyisin. İyisin, iyisin. Köftesin ama iyisin, iyisin. Hadi bakayım. Şuradan bir zıpla bakayım. 10 numara kondu yere. Şu laftan başlıyor artık böyle bir zıplamalar mutlamalar da fazla değil. Derken oğlum fazlaymış lan. Abo dur lan. Ya işte bak, bunlara alışmak lazım abi. Belli olmuyor abi, bak belli olmuyor. Ben burada öyle bir tuzaklar yapıyorum ki, hani arabaları böyle her biraz zorlasın diye öyle bir tuzaklar koyuyorum ki belli olmuyor yani. Yalnız ilk arabadan bu kadar kötü bir performans gerçekten üzdü beni. Harbiden üzdü beni, çok kötü yüzü. Yalnız bir şey diyeceğim, geçen sefer takip etmedik, bu sefer etmesek olmaz. Lastik önemli aga. Lastik bizi bıraktı, kendi özgürlüğüne kavuştu. Yavaş gitti yolu, yavaş gitti. Ha bu arada dostlar, Farming Simulator gelmiyor diye bayağı linç yiyorum. Dostlar Çağrı abiyle Aki'yi bekliyorum. Çağrı abi köyde, Aki de tatilde. Tabi adamlar yani tatil var, adam yazdı var, anladın mı? Gitmiş yazdı da, o yüzden bekliyorum geldikleri gibi en kısa zamanda şeye devam edeceğiz kaldığımız yerden. Onu söyleyeyim yani. Normalde 2-3 gün önce video demiştim, 2-3 gün sonra bir sürprizim olabilir demiştim ama maalesef gerçekleştiremedim. Geldikleri gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Şu araba ya da burada kalsın lan. Tamam dur. Burada kal. Bir sonraki gelen araba artık sana çarparsa geçmiş olsun. Çarparsa çarptı yani, yapacak bir şey yok. Olmuş ölmüşe çare var mı? Yok. Yapacak hiçbir şey yok. Geç. Nissan GTR. Yasin miydi? GTR Yasin miydi? Öyle bir arkadaş açıyordu bunu sürekli. Aga şu pozisyon. Bak bunu ben bir kere bir videoda kullanmıştım. Çok sevilmişti. Alperen Uysal bu saatte ne yapıyorsun dostum ya? Saat gecenin 1.42 geç. Adam tam Nissan'ı gözlerken orada ismi çıktı. Abone oldu. Hoş geldin kardeşim. Bak videoda abone oldun. Şeyin çıktı. İsmin çıktı. İyisin yani. Siz de abone olun. Belki o an videodayımdır. Sizin adını çıkabilir yalnız. Arabanın sesi. Bu ne lan? Arabanın içine bak. Zifir kanır. Ya Eren'e gittim, dedim ki Eren şuna bir film tak. Adam dışına değil içine takmış. Aga, olmaz. Dışa film de kadar, içe değil. Yürü bakayım göfte. Bu araba ceryanlı mı? Vay arkadaş. Eren'e gittim, dedim ki şuna bir de la motor tak dedim. Adam ceryanlı motor takmış. Olmaz. Bu konuşmayı çok hoşuma gidiyor ya. Bu tarz konuşma. Aga be, iyisin bak şimdi. Spor arabası. Biraz sağdan gidelim. Oluyor bak, burada büyük. Allah konarsa 4'e girdi. İyi. Yapma be. Oğlum taşlara gelme. Arabalar mahvolacak gibi. Üstünden zıplar mı? Bak. Uyyyy. Sıfır bir şekilde geçti. Ulan çok güzel. Allah. Neyse dostlar, hemen buradayken bir hatırlatma yapalım mı? Dostlar, bu kalda yapılan bütün videolar gibi bu videoda tamamen mizah amaçtır. Gerçekli bir bağlantısı yoktur. Tamamen hayal üründür. Onu söyleyeyim de. Sonra linçlemeyelim. Yani burada araba kötü dedik. Şimdi dedim ki arabadan ilk dakikada uç dedik. Şimdi bu arabayı sevenlerle linçlemeyelim değil mi yani? Onu da. Bu bir oyun. Oyunu olduğunu unutmamak lazım. Bu da gerçek değil yani, haberiniz olsun. Oyun. Oyunda ne olursa. Yani bu iyi gitti. Harbi iyi gitti. Bir de tekerlek nereye gitti? Bir tekerlek de gidiyor. Evet tekerlek orada bakın. Son dörtlü. Tekerlek zıpladı aşağı yukarı. Araba burada parçala takla atıyor. Ben tekerlek önem. Tekerlek hala gidiyor. Abi kalite böyle bir şey. İşte bakın gidiyor mu gidiyor. Ben ona bakarım. Peki geri gidiyor mu? El freni çeksek. Pardon, debriyaja bassak. Yok geri gitmiyor. Kalite. Ulan hani sen şeydin. Ceryanlıydın. Uf motora bak. Abim. Çok iyi lan. Kromora bak. Lan has kadro. Şundan anladınız siz. Anladın mı? Yani ha? I like bir
Motor parçası geç. Opel Astra Gemini artık o bizim Hasan arabası. Severiz. Bunu bir tane videoda böyle camdan şeyden atmıştım. Hatırlayanlar vardır. Çok güzel atmıştım. O video. Ya bu arabayı hiç unutmuyorum böyle. Tam kar mapindeydi galiba. Adam benim karşıma geldi. Dedi hayırdır. Dedim gel bakayım. Geldi. Dedim hayırdır. Önümden çekilme. Tuttum aldım attım yani. Yapacak bir şey Hasan önüme çıkmayacaktım. İyi bugün enerjiyiz ha. Güzel video bizi bekliyor. Allah kaç onunla. Ya gördüm. Oradaki çıkıntıyı gördüm. Ama işte kaçamadım. Abim çok fena gidiyor be. Ulan bütün arabalar neredeyse bunun yanından gidiyor gene. Allah'tan yanından gidiyor. Düşsene abi arabalar tak diye ona vurduğunu. Allah. Buraya ağaç koydum bir iki tane. Geçen bölüm baktım. Geçen bölüm değil olsun. Bir önceki bölümde olabilir. 2-3 bölüm de olabilir. 3 video. Son 3 videoya bakıyorum. Tamam nasıl yapmışım diye tuzaklara. Şuraya hep bütün arabalar buradan aşağı gitmiş. Buradan böyle düşüyorlar aşağı gidiyor. Buradan dışarı. Dedim ki burası böyle olmaz. Like, hemen orman müdürlüğünü aradım. Dedim ki orman müdürlüğü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba dedi. Dedim dostum burada böyle böyle bir sıkıntı var. Buraya ağaç dikin. Onlar tabii ki baba dediler. Buraya ağaçlandırma yaptılar. Yani sadece buraya yaptılar. Keşke şuraları falan da yapsaydılar. Niye tek buraya? Ben de bilmiyorum. Buraya böyle nostalji değişik değişik ağaçlar ekler. Bizim de farkımız bu olsun. Doğrusu bizim Veysel Çelik sağ olsun. Ona söyledim o da halletti. Burada su var. Fanta var. Oy dolapta da kola vardı lan. İçmeyi unuttum lan. Ulan gidip kola yap gelsem mi lan? Ulan videoda ben videoda içerim böyle soğuk soğuk dedim ama olmadı unuttuk. Olur öyle şeyler geç Fero. Peugeot 205 GTI kardeş. En güzel arabalardan biri diyebilirim. Harbiden güzel arabası. Baksana abi vites falan. İlk vites çalışan araba buydu zaten. Bak, kapıları falan da açılıyor. Bu güncellendi. Eskiden kapılar açılmıyordu. Artık kapıları da açılıyor. Ama kapanmıyor. Şey var şimdi. Bizim bir kuzen var. Tamam mı? Sanayide. Kuzen değil de doğrusu. Ben kuzen diyorum böyle. Hani arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Bu çocuk sanayide. Yani biz liseye giderken bu sanayiye girdi. Devamlı bir su içip geldim öyle anlatayım. Ben geliyorum. Oh bir su içtim. Çok konuştum ya. Susuyorum aga. Vallahi susuyorum. Bir de bu kelime var ya biraz odayı böyle nemsiz bırakıyor. Ne yapıyorsa anlamadım. Harbi çok fena susattırıyor beni. Neyse. Bu arkadaşımın sanayide ismini vermeyeyim yarın öbür gün bir yerde bir video çekeriz linçlenmesin. Aga adam sanayiye girdi. Şimdi biz liseye giderken bu sanayi dedi. Kardeş ben sanayiye gireceğim motor ustası olacağım. Gir dedik. Adam kendini bildim bileli sanayide. Tamam. Girdi dedim ki motoru yapabilir misin yani dedim ya bir 10 yıldır artık sanayidesin yani motoru. Kanka dedi ben motoru sökerim baştan sona. Toplarım da sıkıntı yok dedi. Ama çalışırsa çalışır mı bilemem garantisini veremem dedi. Bu yeni oldu daha dün konuştuk. Aklıma geldi benim nedense. Yani adam sökmeye garanti veriyor, toplamaya da garanti veriyor ama çalışmaya vermiyor. Çalışmazsan sıkıntı. 10 senedir motor ustasının yanında çalışıyor ama hala yapamamış. Biz burada her gün motoru dağıtıyoruz aslanım dedim. Uç bakayım. Oh iyi. Allah yalnız. İyi uçtu. Of hadi kon. Yapma be. Ana arabanın altına kadar güzelmiş lan öyle. Araba taklatıyor ben altına bakıyorum. Çok güzel gidiyorsun dostum. Aynen böyle. Vuuu bak. Harbi arabanın altı çok güzelmiş lan. Aha motor bizi takip etti. Bizim dosta git dosta. Eren'e git ya da Eren'e. İkisinden biri bizim has kadro senin parçalarını oradan alır. Eren de bizden birisi. Hadi bakayım. Uç. Vur lan. Aga be. Sürünme. Sürünme. Gelme. Gelme üstüme. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye çalışmıyorsun mesela? Çalışmamak için bir sebebin var mı dostum ha? Abi arabanın oha. Oğlum üstünü açık yapmışız lan. Arka koltuklar açık. İyisin, iyisin. Şunu kapatayım da. Bak bu mikrofon gidiyor. Bizim emektara vuruyor. Emektara vurunca ne oluyor? Emektar garip garip sesler çıkarıyor. Garip garip sesler çıkınca ne oluyor? Has kadrosu abi yeni mikrofon dövmüşsün. Şu dakikada. Niye vuruyorsun mikrofonu abi? Geç. Bizim borçlardan borçu. Bu ne be? Bu ne lan böyle rengarenk? Oğlum bütün renkleri koymuşlar arabaya. Ne bu? Kimse haksızlık olmaz. Ulan bir dakika. Bu nasıl kapı kulbu oğlum? Bu spor araba değil mi? Kapı kulbuna bak ip takmışlar. İp olur mu lan? İp olmaz. Anam yarış arabası mı bu oğlum? Bu nasıl bir şey lan? Kemerleri falan bak. Ulan böyle getiriyor. Üf. Ben bunu süremem. Oha.
Bu ölür, buzlu ölür. Öldü bile. Lan daha şeye girmeden ön tamponu bıraktı adam. Lan dur 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 dur. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bence birincilik oynar. Nasıl yaptı aklına hiçbir fikrim yok ama adam resmen beni trolledi. Böyle bir şey görmedim ben. İlk defa böyle bir araba gördüm abi. Daha oraya gelmeden tampon bıraktı. Hasar da almadı yani ha. Aha. Onda bana ya. Adam sanki burayı opsiyonlamış gibi geldi. Önce tekeri koydu. Sonra arka tamponu indi. Yani arabada parça kalmadı. Artık kapısını açabiliriz. Güvende. Açamıyoruz. Oğlum kapıyı açacağız lan. Kapıyı açacağız deyip. Oğlum bu kapıyı nasıl açacağız biz? Aha ön takımları yiyecekti. Lan bunun motoru arkada mıydı? Dur bakayım. Neyse dur şimdi araba kayacak. Haksızlık olmasın. Sen gel bakayım eski yerine. Dur. İsabet lan. Dedim kendi isabetini şimdi ben ettim. Kal burada ya. Sevmedim seni. Heh, bu araba da öldü arkadaşlar. Çok güzel arabaydı ama son günler için. İçi çok güzel Ayla ama dışı, içi beni dışsız yaksın. Hadi bak. Keşke dışı da güzel olsa. Bu camları gitti. Bir gün diyorum ki böyle bütün modları sil aga. En baştan indir diyorum, sonra diyorum ki ulan Ferro sen o kadar modu nasıl indireceksin? Bir daha indiremezsin. Saçmalama diyorum. 200 kaç? Ne 200? 600 küsür motor. 600 küsür. Şimdi diyorlar ki abi nasıl 600 tane marifo yok diyenler var. Dostum şöyle şöyle. Mesela Clio'nun elinde 4 çeşidi var. Polo'nun 4 çeşidi var. Jetta'nın 4 çeşidi var. Anlatabildim mi ben? Mesela o 2-3 gün önce bir tane Toyota şey yaptık. DS grubuyla. Videosunu çektik hatırlarsanız. Onun 6 çeşidi var elinde mesela. Ama en güzel oydu. Tamam kal. Sen kal. Senin camların falan gitmiş. Seni hiç bakmaya değmez. Sevmiyorum seni. Aa Clio. Ulan Clio dedik. İyi adam lafın üzerine gelmiş. Öyle miydi? Ya da iyi laf adamın üzerine gelmiş. İyi laf adamın üzerine gelmiş. Daha güzel değil mi? Yalansa doğru da chatte araba çalışmıyor. Açarsana. Harbi çalışmıyor. Dur bakayım. Böyle yenileyerek çalıştım. Ne ya bu? Bu nasıl bir görselliktir abi? Egzoz burada. Bak egzoz burada. Neden burada tüttürüyor? Buradan da mı egzoz var? Yo. Ulan bu nasıl bir harika ya. Tasarım harikası. Adamlar egzoz kirlenmesin diye egzozdan egzoz duman çıkartmıyorlar. Böyle de kaliteli adamlar. Emisyon bedeli sıfır. Severiz. Yalnız bir şey diyeceğim. Geri ışık gerçekten de bir tane var. Şimdi bizim transporter'da bir tane var, tamam mı? Sadece arkada geri ışık. Acaba Clio'da da bir tane var mı? Öyle bir şey varsa ve bu detayı yapmışsa helal olsun lan botçuya. Eğer tek tarafta varsa bu ışık gerçekten güzel araba. Araba zaten güzel aga, baksana abi her şey on numara ya. İç falan güzel, hoşuma gidiyor. Yürü bakayım köfte. Ön kaldırıyor. Üş, daha ne olsun. Ama gitti işte. Sıfırdan yüze çıkana kadar yaşlanıyorsun. Esprisini diyorum şimdi. Genel işleneceğiz aga. Clio Türkiye'de sevilen bir araba. Ben bunu esprisini diyorum dostlar. Tekrar bir açıkta hatırlatma yapayım. Bu oyunda yapılan bütün videolar gibi bu videoda bir mizah amaçlı olduğunu unutmamak lazım. Tamamen hayal ürünü. Ben burada oyun yapılan modları kendimce böyle eğlenceli bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Sizlerle beraber eğleniyorum. Bilgisini vereyim. Gerçekte bir bağlantısı yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Tamamen. Yalnız bak 10 numara gitti. Hadi 10 numara gitti lan. Hala takla atmadı fazla derken takla atmaya başladı. 10 numara ya. Clio'ya laf ettikten sonra gelen pişmanlık hissi. Uf uf uf, bak breakdance yapıyor. Ulan kaç tane araba breakdance yapıyor? Renault yapıyor. Ha. Motor da çalışıyor. Yani bunda motor çalışıyor. Kaliteliymiş o. Abi ya bu motora ne oluyor abi? Bak biz ilk videolara gidin. Tam ilk bu BMW'yi çektiğim zamanlara. Abi modlar bu kadar kaliteli değildi ya. Bu sene ne olduysa bütün modlar 10 numara çıkmaya başladı abi. 10 numara harbiden ya. Çok güzel değil mi ya? 10 numara harbiden 10 numara. Baksana abi için. Uf kalite. Yeminim Clio'yu çok seviyorum ben ya. Yürü bakayım. Seni sevmiyorum abi. Sen çok para arabasın. Sen çok para arabası bak. Çok pahalı araba değil. Sen çok para arabasın.
Bu yüzden seni hızlı bir şekilde yapıp geçmek zorundayım. Senden sonraki araba bana daha içten gelir. Rumi, Satsuma tarzı ya da Peugeot 205 GTI. Allah, oha. Abo. Sakin. Uf. Uy, tek gitmiyor. Yanında arkadaşını da götürüyor. Koca yürekli şey. Rolls Royce. Ya bunu hiç yapmak bile istemiyorum ben ya. Çok pahalı abi. Geç ya, git sen aşağı doğru. Benim arabalarım burada aga. Bak candır, can can. Abi bak şuna bak be. Satsıma ya, bir şey diyeceğim. Bu arabanın arka kapısına ne oldu lan? Abi bunun arka kapısı yok muydu? Vardı. Bunun arka kapısını kim ne yaptı lan? Ana. Doktor abi bu arabadan Satsuma değişmiş. Ya da başka versiyonu mu çıkardım ben? Hatırlamıyorum ya. Arabada çıkarken bir ara verdim de. Dur bakayım şöyle. Hadi bir yanına bakayım. Abi bu araba yanlıyordu. Gel sese bak. Aa. Vay arkadaş. Araba ölmüş. Ama güzel araba olduğunu unutmamak lazım. Dur bakayım düğmeleri hala çalışıyor mu? Oğlum bu arabaya ne oldu? Bu araba bozulmuş mu? Bir şeyler olmuş mu? Ulan kapıları çalmışlar, yanına da saç kaynatmışlar. Yürü bakayım. Bu araba hızlanmaz ki abi. Bu çok yavaş kaldı ya. 80 ne abi, bu gidemez abi. İlk şu şeyde devrilir bu. Vallahi bu öldü ya. Şimdiden söyleyeyim size, bu bitti. Sen bitmişsin. Uç bakayım şuradan. Hoppa, iyi uçtu. İyi uçar, motor patladı bile. 4 vites varmış, 4. vitese. Hadi düz kon. Aa, düz kon. Dur dur dur. Sakın 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 sakın. Oha. Oh. Oh. Arabanın altının kalitesine bakın. Bildiğiniz şey yapmışlar. Önce bir iki tane imaj borusu mu ne diyorlardı lan bu şeye, demir atmışlar. Üstüne kutayı, kupayı koymuşlar. Bu nasıl araba abi? Yalnız bir şey diyeceğim. En zevk aldığım bu araba ya şu anda. Abi en çok zevk aldığım araba bu oldu. Motor var. Hiçbir elektronik aksan yok. Gaza basıyorsun, gidiyor frene bastırıyorsun. O derece. Çalışıyor mu? Motor çalışıyor ama nasıl çalışıyor bilmiyorum. Dur bakayım. Aha motor burada. Çıktı güne yüzüne. İstemet bakayım. Çalışıyor mu lan tekrardan? Çalışıyor ama ses. Aa vallahi çalışıyor. Ya abi ben bu işe kaliteli demiyorum ya. Bak teker dönüyor. Düz giderken geri dönüyor. Bu nasıl motor dönüşü lan? Yani en sağlamı da buydu ha. Farkındaydınız mısınız? Bu harbiden sağlam çıktı. Çok güzel taklalar attı ama güzel oldu. Sevdim. Geç. Son arabam Seat Leon. Ulan Seat Ibiza'yı isteyen o kadar çok kişi var ki bu yüzden koymadım. Abi araba isteyen 10 kişi var ya. 10 kişi var. 10 kişi. Seat Ibiza ne kadar çok sevildi ya. Ulan o kadar güzel motto diye dedim. Bunu neyin sevdiniz? Vallahi düşündüm yani, bunu neyin sevdiniz? Ay ben ne yapıyorum? Hadi Fero. Hadi son arabayı da yaptık. Gidip yatak. Daha yorumları okuyacağız ya. Gececi tayfa. Daha Rıtlan beni bekliyor. Gece 2'yi geçti bak. Rıtlan her zaman gibi gece 2'de yorumunu atar aga. Standart. Ben de geri yakaladım yazarım. O da görür yani inşallah. Görüyordur yani. Oh. Sola doğru kaç Fero. Allah dur dur dur. İyi bak öldüm. Allah. Aman 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 aman. Aman aman aman. Ah kafam. Of gözüm. Ah kaşım. Allah. Metin. Ah. 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 Güzel dayak yemek güzeldir. Nasıl bir kelime oldu lan? Dayak yemek güzeldir mi? Güzel dayak yemek güzeldir mi? Soru işareti. Evet. Arabanın üstünde altı güzelmiş lan. Abi bu arabalar ne oluyor ya? Harbiden bak. Eskiden buraya hiçbir şey koymadı. Dümdüz bir tabela atarlardı. Artık adamlar kartele kadar yapmışlar. Bakın kartel var burada. İnce kartel sen burada. Dur bakın bunu arabanın içinde merak ettim. Hatırlamadığım arabalara bakıyorum ya. Genelde bana şey yazan var abi yorumda. Abi bu arada sürekli motor bakıyorsun. Niye? Hatırlamıyorum lan motorla nasıl diye. Ha bu oyunun kendi motoru. Oyunun orijinal motoru. Adamlar oyunun motorunu almışlar koymuşlar.
Olur, severiz. Arabanın bir parçası. O da bizden. O da bizden. O da bizim bir parçamız. Neyse dostlar. Bugünkü de videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekim devam gelmesi istiyorsanız yorumlara da belirtirseniz sevinirim. En kısa zamanda farming geleceğini bildireyim tekrardan farming'e. Devam edeceğiz tabii ki de. Farming'i bırakmam çünkü çok güzel bir köy yaptık. Devamını yapacağız tabii ki de. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanet. GTA'da çekeceğim en kısa zamanda. GTA'ya bir baranla bir şeyler yapmamız lazım. Araba eklememiz lazım sunucuyu. Sunucuyu kiraladık, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani sunucu kiraladım, öyle duruyor yani sunucu. Aylık ödüyoruz. Ama bir şey yapmıyoruz. Onun da en kısa zamanda GTA'da da ufak tefek testlerimiz falan. Veya bir roleplay, ufak bir roleplay de çevirebiliriz. GTA'da da bir giriş sesimiz var açıkçası. Yani GTA belki sizlere de bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum ya. Yani. O daha karar vermiyorum. Çünkü ben gece çok geç saatte video çekiyorum. O saatte duracak. Büyük insana ihtiyacım var. Küçük yaşlar kardeşimiz kusura bakmasa ama aileleriyle sorun yaşamak istemiyoruz tabii ki de. Neyse. Allah'a emanet. Seviyorsunuz. Hadi bakayım. Bay bay.